yine. Evet, bunu bız bız yaptım. Sezar tacımı yapsam, başka türlü mü yapsam acaba? Çiçeği çok bulunca her yere koyuyorum ama. Dım 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 dım. Acaba havluyu deneyeceğiz. Merhaba, Tom Miss ben. Yine geldim bir cumartesi günü. Tanıtımda da söylediğim gibi bugün atık kağıtlardan size yeni bir süs yapacağım. Bunun için bu arkadaşa ihtiyacımız var. Böyle bir kase suya ihtiyacımız var. Benim kasem maalesef burada biraz küçük kaldı. Tedarikli gelmemişim. Bunun daha büyüğün olması gerekiyor. Çünkü bunu kullanacağım. Siz başka şekiller varsa başka şekilli aletleri kullanabilirsiniz. Benim elimde bu vardı. Bununla gelmiştim. Bunun içine sığmıyor ama bir yolunu bulacağım bir şekilde. Ve kağıt lazım. Ben süs olarak süs kağıdı yapacağız dedim çünkü. Süs olarak böyle çiçeklerden getirdim. Başka alternatif de var, onu da söyleyeceğim. Bunun için öncelikle kağıdımızı ben zaman kaybetmemek için önceden suya bastırdım. Suyun miktarı çok önemli değil. Zaten daha geniş bir suya atacağımız için hani bir bardak su, iki bardak su demiyorum. Kağıtları hamur yapacak kadar suya koyacaksınız. Bu kağıtlar iyice hamur olduktan sonra, ki benimkiler oldu, blender'a atacağız. Blender'da bızırdatacağız ve sonra bunun içine dökeceğiz. Sonra da ben normalde yaptığımdan daha farklı bir şekilde biraz küçük bir kasede alıp bunun içine koyacağım ve kurutacağım. O zaman başlayalım. Bütün kağıtlarımı döktüm. Ve yine bunu biraz hamur haline getireceğiz. Kağıt miktarı da şu açıdan önemli olabilir. Çok az yaparsanız bu döndürmeyebilir, işte kesmeyebilir. O yüzden ben ne kadar kullandım? 6-7 tane A4 kağıdı kullandım. Atık kağıtlardan kullanın. Yani üzerinde yazı olabilir, sıkıntı değil. Yeni kağıt harcamayın. Evet, bunu bız bız yaptım. Şimdi bunları alıp suyun içine direkt atacağım. Normalde şimdi ikinci olarak söylemiştim, süs olarak şunu da yapabilirsiniz bu aşamadayken. İçine işte farklı renklerde pastel boyalara rendeleyip, parçalayıp bunun içine atabilirsiniz. Ve bu arkadaşla o şekilde alabilirsiniz. Ya da işte ben çiçek istedim, çiçekli olsun dedim. Çiçek yapabilirsiniz. Çiçekleri içine küçük küçük atabilirsiniz. Birkaç tane öyle yapayım ben. Bu şekilde minnak çiçekler koyabilirsiniz. Ben kuru çiçek kullandım. Bu şekilde birkaç küçük çiçek atabilirsiniz. Ya da benim yapacağım gibi bunu aldıktan sonra üzerine şu şekilde büyük çiçekler de yapabilirsiniz. Bu şekilde bir süs de olabilir. Şimdi ben bunu esas kısma geldim. Almaya çalışacağım. Dediğim gibi normalde bu şekilde alıyordum. Burada biraz kaseyi küçük bulduk. O yüzden başka şekilde denemeye çalışacağım izninizle. Umarım olur. Her tarafına dağıtmaya çalışıyorum. Biraz üzerinde kalsın, suyu süzülsün. Evet, ben bu şekilde dağıtıyorum. Alamadığım için normalde tek seferde alınıyor. Siz de suyunu süzün bu şekilde, suları iyice dökülsün. Ve şimdi ben çiçeğimi nasıl yapsam diye düşünüyorum. Burada biraz eğiklik var sanırım, su bu tarafa geldi. Her tarafına gelsin istiyorum ki düzgün bir kağıt halinde çıksın. Sezar tacımı yapsam, başka türlü mü yapsam acaba? Çok çiçekler harcamak da istemiyorum bir yandan ama sonuçta bu çiçekler kuru çiçekler ve yine burada da yine aynı şekilde süs olarak kalacaklar. Biraz bastırayım. Suyunu iyice süzmeye çalışın. Çiçeği çok bulunca her yere koyuyorum ama esas kısma geldim. Havluya ters çevireceğim.
sonra üzerini kapatıp kurumaya bırakacağım. Dım 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 dım. Acaba havluyu deneyeceğiz. Tamam, elimi korkak alıştırmıyorum ve çeviriyorum. Oldu. Biraz şunu ters çevirdim. Evet, sapından burada tuttuğum için. Şimdi üzerini kapatıp bunun suyunu alıp kurumaya bırakıyorum. Kurutmak için kenara koydum. O kendi kendine kuruyacak. Kuruduktan sonra o havludan hani bu şekilde ayrılıyor. Siz düz beze de koyabilirsiniz. Havlu çünkü biraz tırtıklı olduğu için ayrılması zor olur. Mühim olan onu kurutmak. Düz bir bezin üzerine devirip ondan sonra düz bir bezle kurutabilirsiniz. Düz bir bezden daha kolay ayrılır. Sonrasında ne yapabiliriz? Sonrasında işte çift taraflı mantla direkt süs olarak da asabiliriz. Hani görsel olarak çok güzel oluyor. İşte üzerine bir ip yapabiliriz. Üzerine onu daha büyük yapabilirseniz, eğer daha büyük materyalleriniz varsa rapdiyelerle üzerine notlar asabilirsiniz, fotoğraf asabilirsiniz. Duvarda belli şekilde çok güzel bir süs olarak duruyor. Yuvarlak, kare, dik, dörtgen, büyük, işte materyallere göre daha küçük. Küçük küçük bir sürü yapıp asabilirsiniz. Ve her birinin ortasına bir tane fotoğraf koyabilirsiniz. Bir tane başka bir şey koyabilirsiniz. Gayet güzel, şık duran, aynı zamanda atık kağıtları değerlendirebildiğimiz güzel bir uygulama oluyor. Biz kurumasını bekliyoruz, o yüzden sizin de zamanınızı almayayım. Kuruduktan sonra o bezden çıkıyor, merak etmeyin, biraz böyle ayrılıyor. O şekilde kullanabilirsiniz. Umarım denersiniz, umarım beğenirsiniz, umarım kullanırsınız. Çocuklar için de iyi bir aktivite olur. Onu astığınız zaman onlar da rapya ile bir şeyler yapıştırabilirler, kendi istedikleri şeyleri. Çocuğunuzla da yapabilirsiniz. İşte dediğim gibi daha önce pastel boyalarla, rengarenk pastel boyaları bu suyun içine atıp o arkadaşla alarak o pastel boyalar üzerine yayılıyor. Daha böyle daha da güzel olabiliyor. Rengarenk bir hale geliyor. Çocuğunuzla birlikte de yapabilirsiniz. Bir aktivite olur aynı zamanda. Anne çocuk, baba çocuk şeklinde. Haftaya cumartesi görüşürüz. Yorumlarınızı, iyi olanları bana arka bahçe yer değirmenine, kötü varsa ki umarım yoktur, Yeşil Gazete'nin sayfasına yazabilirsiniz. Haftaya görüşürüz.